Şimdi insanların büyük bölümünün bilmediği bir şey var. Peygamber Efendimiz'in ahir zamanla ilgili söylediği sözler var. Bu sözlerde diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslam ahir zamanda bütün dünyaya hakim olacak diyor. Nur suresinin 55. ayetinde de bu belirtilmiştir. Ve Hazreti İsa'nın nüzul edeceği El Mehdi lakaplı benim soyumdan, Hazreti Hasan soyundan bir insanın, bir mübarek şahsın zuhur edeceğini açık açık beyan etmiştir Peygamberimiz. Buna ait yaklaşık 300'e yakın alamet vardır. Mesela İran-Irak savaşı, Afganistan'ın işgali, Peygamber Efendimiz aynı anda olacak demiştir bunlar. Bunların hepsi oluşmuştur. Biz müjdeli bir zamandayız ve Mehdi'nin zuhuru kesin, ben açık söyleyeyim. Ve Hazreti Hızır ortada geziyor. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın inmesi an meselesi. Ve Darwinizm yerle bir oldu. Ve Allah yerle bir etti Darwinizmi. Darwinizm tepmez devrilmez bir yapıydı. Komünizm dünyada asla yıkılmaz zannediyordu. Gümbür gümbür yıkıldı. Darwinizm asla yıkılmaz zannediyorlardı. Bak benim ufacık bir arkadaş grubumdan koskoca dünyada Darwinizm yıkıldı. Yerle bir oldu. Demek ki inançsızlık bir üfürümlük işi olan, üfledim mi yıkılacak, hatta mum ışığı kadar bile gücü olmayan zayıf bir sistemdi. Ve hakikaten yerle bir oldu. İslam dünyaya hakim olmak üzere 10 yıla kadar Türkiye'nin liderliğinde bir Türk-İslam birliği oluşacak, onu söyleyeyim. Ben buradayım. Ben yani demiştiniz, olmadı değil mi, benim yanıma gelin siz eğer olmazsa. Kesinlikle olacak. Fakat Türkiye'nin ve Türk milletinin öncülüğünde olacak. Bunu da açık söylüyorum, detay veriyorum. Azerbaycan'dan Türkiye birleşecek. İki devlet, bir millet olarak birleşecek. Suriye'yle Türkiye birleşecek yakın bir zamanda. Irak'la Türkiye birleşecek yakın bir zamanda. Ve zincirleme gelişmeler olacak. Kafkas Birliği projesi bu gerçekleşecek. Bu da Türk-İslam Birliği'nin bir parçasıdır. Bu petrol boru hattı projeleri, demiryolu projeleri, bunların hepsi bu birleşmenin altyapılarıdır. İslam Birliği toplantıları, Türk Birliği toplantıları ve bundaki başarılar ve başarılı adımlar bunların alametleridir. Zaten bunun dışında da bir yol yok şu an. Yani Türk-İslam Birliği'nin dışında İslam ülkeleri açısından, Türkiye açısından başka bir yol görünmüyor. Bu Allah'ın bir mukadderatı. Cemalettin Afgani devrinde olmamış olabilir. Çünkü zamanı değildi. Her şeyin bir vakti merhunu vardır. Bir mübarek vakti vardır. O mübarek vakit gelmiştir şu an. Ve olacak inşallah.